Tekrar stüdyomuzdayız. Az önce anons etmiştim değerli seyirciler. Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sertaç Eş stüdyomuzdan. Konuşacağımız bir güvenli bölge meselesi var. Kendisi o bölgeyi, bölgeyi iyi tanıyan, iyi bilen bir isim. Derinliği soracağız. O derinlik meselesi nasıl aşılacak? Ortak bir yol bulunacak mı? Heyetler görüşüyor ama evet bir mutabakat var doğru. Uzlaşı şurada sağlandı. Bir güvenli bölge kurulacak. Adı Barış Koridoru. Daha önce farklı adlarda da yine sorulmuştu tampon bölge, silahtan arındırılmış bölge, çatışmasızlık bölgesi gibi bu kez at barış koridoru. Suriye'nin kuzeyinde bir bölgede olacak. Ama sadece kurulması yönünde mutabakat var. Fakat derinlik meselesi ne olacak? Oradaki güvenlik nasıl sağlanacak? Göçmenler oraya nasıl yerleştirilecek? Gerçekten uçuşu yasak olabilecek mi? Terörden arındırılabilecek mi o bölge? Birçok detay var konuşacağımız. Aynı zamanda Fırat'ın doğusu meselesi var. Oraya bir harekat ihtimali var. Defalarca bunu konuştuk ama yine değineceğiz. Harekat düzenlenebilir mi? Ne zaman düzenlenir? Hangi kapsamda olur? Vaktimizin yettiği kadar da bu konuya değineceğiz. Fırat'ın doğusundan, oradaki harekat ihtimalinden vazgeçmiyoruz. Bunu defalarca söyledik. Yine geçen günlerde, geçen haftada yansımıştı aslında Fırat'ın doğusu meselesi. Ama ne zaman olacak? Tarih belli değil. Mesajlar, yorumlar varsa Twitter'dan ve de WhatsApp'tan bekliyoruz. Sayın Eş, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi güvenli bölge meselesinde benim merak ettiğim konu şu. Hemen o soruyu sorarak başlayalım. Bu uzlaşı sağlandı ama bir, neden bu kadar geç uzlaşı sağlandı? Ne oldu şimdi? Birçok soru var. Devamında diğer soruları da sorayım. Önce bununla başlayalım bence. Şimdi sevgili Nebi, Türk-Amerikan ilişkilerinin şu an en çok zorlandığı konu Fırat'ın doğusundaki Suriye toprakları. Hı hı. Bu aslında iki ülke arasındaki krizin yapmaya yaklaştığı noktalardan birisi oldu. Sorunun yükselmesi konusunda. Oradaki sorun ne? Onu kısaca anlatalım. Fırat'ın doğusunda bir Türkiye sınırından bir şerit olarak doğuya doğru uzanan, Irak sınırına kadar uzanan bir bölgede PKK uzantısı olan Irak'ta konuşlu, işte Kandil'de konuşlu PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'nin o bölgedeki kontrol bölgesi, varlık bölgesi. YPG o bölgede kontrolü tek başına sağlamıyor. Amerikan desteğiyle sağlıyor o bölgedeki kontrolü. Türkiye bunu istemiyor. Uzun süredir istemiyor. YPG sadece bu Türkiye sınır şeridinde değil, aynı zamanda Fırat'ın batısındaki Münbiç'te de kontrolü sağlıyor. Gene Amerikan desteğiyle sağlıyor. Münbiç'in önemi şudur. Fırat Nehri'ni, dolayısıyla su kaynaklarını kontrol altına almış oluyorsunuz. Tabka Barajı'yla ilgili bir durum var. Tabka Barajı Suriye'de Fırat'ın batısındaki yoğunlukla suyun olmadığı, suyun kıt olduğu bölgeye suyu veren barajdır. Fırat'tan, Fırat'ın üzerindeki barajlardan birisidir. O bölgeyi Amerika işte DAEŞ'in o bölgeden çıkarılması gerekçesiyle ve çıkaran da ortak olarak YPG görülüyor ve Amerika'nın çok ciddi bir desteği var YPG'ye. Türkiye ile Amerika arasındaki Fırat'ın doğusunda yaşanan sorunun temelinde de bu yatıyor. Şimdi o bölgede bir bölge ilişkin bir mutabakat sağlandı mı? Böyle söyleniyor. Sağlanan mutabakata baktığımız zaman yalnızca bir müşterek harekat merkezi kurulma noktasında bir mutabakat sağlanmış görünüyor. İşte son Milli Savunma Bakanlığı açıklamasından da görüyoruz. Bölge üzerinde Türk insansız hava araçlarının uçması yönünde de bir ileri adım görünüyor. Bu ileri bir adımdır, evet. Lakin şöyle bir durum da var. Bunu da anımsatmamız lazım. Belki tartışacağız, belki daha açacağız konuları. Özellikle müşterek harekat merkezi konusunda bence yoğunlaşmamız ve açmamız gerekir konuyu. Şimdi bölgeyi biraz izleyicilerimizin gözünün önüne getirmeye çalışalım. Bölge düz bir arazi ve çöl. Türkiye, Suriye sınırına paralel uçan bir insansız hava aracı, gözetleme ve keşif amacıyla uçan bir insansız hava aracı ki bu araçların görüş mesafeleri çok iyidir.
20 kilometre derinliğine Suriye sınırını çok rahatlıkla gözetleyebilir. Yani Türkiye'nin kendi sınırları içinde uçurduğu bir İHA sınır ötesinin en az 20 kilometresini çok rahat gözetleyebilir. Hem de çok ciddi ayrıntılı şekilde gözetleyebilir. Bu insansız hava araçlarının bölge üzerinde uçması, evet, sınırı geçmesi açısından bir kazanımdır. Ama teknik olarak Türkiye'ye pek fazla bir şey getirebileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'nin sınırda çok ciddi bir teknolojik keşif gözetleme sistemleri var. Yani bunu daha önce Kilis sınırında, işte Hatay sınırında yerinde gördük, yerinde gözlemledik. Kara araçlarıyla da çok ciddi bir gözetleme yeteneği var. Bu konuda Türkiye hemen hemen bölgesindeki en iyi ülke. Hani İHA'ların geçmesi artı bir kazanımdır. Evet, hı hı. Ama Türkiye'nin zaten böyle yetenekleri var. Hı hı. Şimdi haritada zaten yer görülüyor Sayın Eş. Cerablus, Anadolap var, Akçakale, Resulayn, Kamışlı ya yakın bölge, güvenli bölge. Solda bir Membiç var Fırat'ın batısında. Evet. Rakka bölgesi var. Fırat Nehri. Şimdi şu konuda benim biraz endişem var. Membiç meselesinde mesela ABD ile bir türlü anlaşamadık. Oradaki terör unsurları temizlenecekti. ABD temizlemedi. Hala orada terör faaliyetleri yürütülüyor. YPG, PYD ve SDG unsurları birçok bölgede aktif. Ve çok da yakınında Membiç bölgesinde teröristler hala o bölgede faaliyet yürütecekler, yürütüyor. Buradaki güvenli bölge gerçekten güvenli kolaylıkla sağlanabilecek mi? Şimdi YPG, PYD, ABD'nin verdiği desteği biliyoruz. Sonuçta o nüfuzunu kullandığı zaman galiba güvenli bölgeyi sağlamakta zor olmayacak mı? Şimdi güvenli bölgeden ne kastettiğimize bağlı. Şimdi bir takım haritalar çıkmaya başladı. İşte ilk 5 kilometresinde Türk-Amerikan askerleri ortak devriye sağlayacaklar. Hı-hı. İşte Kürt nüfusun olduğu yerleşim yerlerinde yerel unsurlar güvenliği sağlayacak. Onun devam eden 10 güneye derinliğine devam eden 10 kilometrelik bölgede bir sadece Amerikan birliklerinin bir kontrolü söz konusu olacak. Hani ben bunları gerçekçi bulmuyorum açıkçası. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir haritalandırmayı kabul edebileceğini düşünmüyorum. Çünkü orada herhangi bir böyle bir haritaya bağlanmış bir statü getirirseniz bu statü ileride neye evrilir, neye, nasıl bir yapıya evrilir, bunu çok ciddi düşünmek lazım. Bu konuda Türkiye'nin önünde bir Irak'ın kuzeyi sorunu var. Orada 36. Evet. paralelin kuzeyinde kalan bölgenin daha sonra bir devlet olarak veya devletçik olarak yapılandırılması yönünde çok ciddi adımlar atıldı. Ben Türkiye'nin böyle bir şey, Suriye'de böyle bir haritalandırma istediğini sanmıyorum. Hmm. O belli kaynaklardan belli bir düşünce yapısının ortaya koyduğu bir haritalandırmadır. Ama ben Türkiye'nin böyle bir şeyi kabul edeceğini sanmıyorum. Çünkü Türkiye'nin kaygılarını gidermiyor, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamıyor, hmm. Türkiye'nin açıklamalarındaki konu başlıklarına olumlu yönde hitap etmiyor. Galiba ortalama bir şey çıkarttık biz bu ortaya. Şu kadar şu alanda olacak, burada olacak diye. Biraz olsa olsa böyle olur gibi bir haritalandırma. Evet. O, ben onu tekrar ediyorum. Türk Devleti'nin öyle bir haritalandırmaya sıcak baktığını sanmıyorum. Yani Türk Devleti'nin işte sözcülerinin, Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı, yaptığı açıklamalar var. Orada açıkladığı konular var. Türkiye'nin 30 kilometre derinliğinde bir kendisine yönelik tehdidi ortadan kaldırmak için bir güvenli bölge istediğini biliyoruz. Hı hı. Hani bunu bu harita zaten hiç karşılamıyor. Karşılamaması bir tarafa, Türkiye'nin aleyhine olan, ileride aleyhine olacak, günümüzde aleyhine olan bir statü, konum getiriyor. Ben bunun Türk Devleti tarafından kabul edebileceğini düşünmüyorum. Eğer kabul edilseydi şimdiye kadar sorun zaten çözülmüştü, çözülmüş olurdu. Evet, yani biraz da bunu aşmak lazım aslında. İyi noktaya değindiniz. Çünkü şu an mutabakat sadece güvenli bölgenin kurulması yönünde. Genel bir mutabakat. Evet. Yani bu şimdi güvenli bir bölge kurulacak deniyor sevgili Nebi. Bunun nasıl olacağını, nasıl işleyeceği konusu
çok çetrefil bir konu. İşte müşterek harekat merkezi kurulacak. Hı hı. Muhtemelen Şanlıurfa Akçakale'de kurulacak bu merkez. Ben açıkçası bu merkezin kurulmasını da sorunun biraz daha önemsizleştirilmesi ve biraz da birkaç tık alt seviyeye indirgenmesi olarak görüyorum. Şimdi düşünüyorum ben müşterek harekat merkezinin komuta düzeyi ne olacak? Bir albay komutasında mı olacak veya tuğgeneral komutasında mı olacak? Şimdi Türkiye'de işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'la yaptığı görüşmeler var. Milli Savunma Bakanı'nın neredeyse haftada bir görüşmesi var karşılığı Amerikan Savunma Bakanı'yla. Bu düzeyde sorun çözülemiyorsa bir tuğgeneralın bir albayın komutasında veya karşılıklı iki komutanın komutasındaki bir merkez oradaki sorunu ne kadar çözebilir? Böyle bir şey mümkün değil. Bana kolay gelmiyor. Yani siyasi otorite bakanlar düzeyinde, müsteşarlar düzeyinde, bakan yardımcılar düzeyinde bu konu çözülemiyorsa, liderler düzeyinde bu konu çözülemiyorsa belli kabullere rağmen işte Amerikan Başkanı Trump'ın evet 32 kilometre diye bir derinlik konusunda bir ifadesi var. Buna rağmen buna direnen Amerikan askeri yapısı var, Pentagon var ki Pentagon'un yer alacağı böyle bir müşterek harekat merkezinden Türkiye'nin isteyeceği bir sonuç nasıl çıkacak? Ben de merakla bekliyorum açıkçası. Ben pek ciddi bir beklentim yok bu müşterek harekat merkezi ve uygulamalarından. Bu derinlik meselesi niye bu kadar sorun oldu peki? Türkiye 30-40 kilometre diyor, ABD 15 civarında bir alan söylüyor. Neden? Avrupa'da bir 15'i geçince dokundu bir yerler mi var? ABD'yi rahatsız eden bir derinlik mi oluyor Türkiye'nin beklentisi, talebi? Şimdi tekrar ediyorum, bu 15 kilometrenin içinde ne olacak? Tamamen Türk askerinin kontrolünde mi olacak? Veya Amerikalılarla ne kadar ortak devreye atılacak? Yerleşim yerleri ne olacak? Hı hı. Örneğin Kamışlı ne olacak? Kamışlı Türk sınırına bitişik bir yerleşim merkezi. Nusaybin'in güneyi, hemen güneyi. Evet. Yani Kobani ne olacak? Yani 15 kilometre eğer Türk askerinin kontrolünde olacak bir bölge olacaksa bütün yerleşim alanları YPG'nin bütün lojistik desteği sağladığı, insan desteğini sağladığı bölge zaten bu 15 kilometrelik derinlik içinde bulunuyor. Ha, bu eğer Türk askerinin kontrolünde olacaksa ki bence Türkiye için yeterli bir mesafedir. PKK tehdidini, YPG tehdidini regüle etmek için, hafifletmek için yeterli bir mesafedir. Bu benim görüşüm. Hı-hı. Ama Türkiye'nin yaklaşımı çok daha farklı. Türkiye 30 kilometre, gerektiğinde 40 kilometre kadar bir derinlik istiyor ki bu derinlik bence şu anlama geliyor. Şimdi Halep bölgesinden Irak sınırına kadar Suriye topraklarından bir karayolu geçer. M4 karayolu diye bir karayolu. Bu karayolu tam 30 kilometre mesafede, işte 27, 28, 30 o civarda, Türkiye sınırına o civarda bir mesafesi var. Türkiye'nin bu mesafeyi gündeme getirerek o bölgedeki istemediği grupların terör hareketliğinin engellenmesi için o karayolunu kontrol etmek istiyor Türkiye. Bu amaçla 30 kilometreyi dillendiriyor. Bu Ayn İsa bölgesi var. Bu Ayn İsa bölgesi Türkiye'nin kontrolüne girdiği zaman Kobani ile doğudaki işte örgütün kanton olarak nitelendirdiği ki bunun fikri de tamamen batılı düşünürlerden gelmiştir. Oradaki yapı kendi kendine kantonal bir yapı üretmemiştir. Bir takım batılı anarşist düşünürler PKK'ya veya YPG'ye bunu empoze etmiş ve orada adeta bir laboratuvar gibi deneme yapmaktadırlar. Hani bu kantonlar arasındaki ulaşımı Ayn İsa bölgesi Türkiye kontrolüne geçtiği zaman kesilecektir. Şöyle ki kesilecektir. Kobani'nin batısında Tel Abyad, Resulayn gibi bölgeler var ve burası biliyoruz ki bu bölgenin nüfus yapısı, demografik yapısı Silme Arap'tır, Sünni Arap'tır. Eğer bu bölgeye Türkiye'nin desteğiyle veya Türkiye'nin yapacağı harekatıyla
YPG tarafından çıkarılan sakinleri, Arap sakinleri geri döndüğü zaman zaten otomatik olarak YPG'nin Kobani ile diğer kantonlar arasındaki, Kamışlı kantonu arasındaki bağlantı, kara bağlantısı fiilen kopmuş olacak. Bir de 30 kilometre, 35 kilometre derinliğe indiği zaman harekat, bu ulaşım konusunda da çok ciddi bir sıkıntı yaratacak YPG için. Fiilen fiziki bağlantı kopmuş olacak, ancak bu bağlantıyı YPG daha derinlerden hem rejim, Şam rejimi, Esad rejiminin kontrolündeki bölge üzerinden hem de Amerikan ve kendisinin daha derinlerde kontrol ettiği bölge üzerinden sağlamaya çalışacak ki bu da Kobani kantonunun tırnak içinde söylüyorum, o bölgenin doğudan destek alamaması, fazla bir işlevsel destek görememesi anlamına geliyor. Türkiye'nin amacı zaten bu bölgeyi açarak işlevsizleştirmektir oradaki yapıyı. Terör geçişlerini önlemek. ABD'de bu durumdan rahatsız. Evet. Olur. Amerika Birleşik Devletleri bunu istemiyor. Çok açık, net bunu istemiyor. Çünkü YPG'yi DAEŞ'le mücadelede ortak olarak görüyor. Hı hı. Hani bunu bir devletler yapıyorlar. Hani devlet olmayan bir yapıyı terörle mücadelede veya başka amaçlarla ortak olarak görüyorlar mı? Görüyorlar. Yani bu uygulamada var. Ama bu uluslararası hukukta yeri var mı? Çok tartışmalı bir konu. Bu başka bir boyutu. Diğer boyutu, Türkiye'nin karşısına YPG tercihiyle çıkmak bence Amerikan politikasının, Amerikan politik dış politika tarihinin Orta Doğu'daki en büyük talihsizliğidir. Türkiye'yi YPG ile karşı karşıya getirmek, kıyaslamak, bu bana pek anlamlı gelmiyor. Yani orada amacınız her neyse, işte görünen amaç veya gösterilen amaç IŞİD'le veya işte DAEŞ'le mücadele, hani böyle bir yapı üzerinden sürdürülebilir mi, ben pek aklım almıyor. Yani insanların da aklı almıyor. Türkiye'yi karşısına almak pahasına YPG'yi orada konumlandırmak gerçekçi bir politika değil bence. Ama destekleri var Türkiye'nin onca tepkisine rağmen Sayın Eş. Şimdi binlerce destek, tır, binlerce uçak. Şimdi bu destek olabilir sevgili Nebi. İşte Amerikan politikasını, bölgedeki Amerikan politikasını görüyoruz. Irak'taki Amerikan politikasının sonuçlarını çok açık ve net görüyoruz. Yani şimdi Saddam Hüseyin'i savunmak için söylemiyorum. O benim cidden sorunum değil. Saddam Hüseyin döneminde İran etkisine tamamen kapalı bir Irak varken şu anda büyük oranda İran etkisine girmiş bir Irak'tan söz ediliyor. Şimdi Amerikan politikası doğru mu yaptı yani burada? Bir takım yurttaşlarını Irak'tan çekme noktasına geldi Amerika. Hı hı. Yani nasıl bir Irak isteniyor, nasıl bir Irak tasarlanıyor, açıkçası tereddütüm var. Çünkü karşınızdaki rakip olarak gördüğünüz devletler yemeğini yiyip sizi beklemiyorlar. Onların da bir takım çıkarları, tasarımları var. Kendi geleceklerine ilişkin ve çalışıyorlar, uğraşıyorlar. İşte Suriye'deki politikanın Suriye'yi destabilize ettikten sonra ortaya çıkan kompozisyonda İran'ın çok ciddi bir etkisi var. Amerika'nın da biliniyor ki, bu herkes tarafından kanıksanıyor ve biliniyor ki YPG ile bu ortaklığı yapmak istemesi, Müslüman ama Arap olmayan bir unsurla o bölgeyi İran'a karşı belli şekilde sınırlandırmak istemesi. Ama yani bu Suriye politikasını baştan uygularken, oradaki iç karışıklığı planlarken, yani bunu, buna Türkiye'de dahil, biraz öngörülü bir politika yürütseydiniz şu anda ne YPG'ye muhtaç olacaktınız ne de başka bir ülkeyi bölgede etkisizleştirmek için bu kadar çaba gösteriyor olacaktınız. Yani engellemeye çalıştığınız İran, ilk Irak'ta yaptığınız yanlışlar nedeniyle ileri adım attı. İkinci olarak da Suriye'de ileri adım attı. Hı hı. Bu doğru politikalar olarak algılanamaz. Dolayısıyla şimdi YPG'yi desteklemekle de ben gene yanlış yaptığını düşünüyorum. Türkiye'ye rağmen, Türkiye'yi karşısına alarak, tamam büyük güç, Amerika dünyanın süper gücü, buna kimsenin itirazı yok. Ama Türkiye'de, bölgede önemli bir aktör,
o ülkeyle çok ciddi bir uzunlukta sınırı olan bir aktör, orta boy bir devlet ve orayı varlık yokluk sorunu olarak görüyor. Oradaki desteklediğiniz terör örgütünü. Hani böyle bir ortamda Amerika'nın oradaki kendi politikasını ne derece uygulayacağını, uygulayabileceğini, nasıl başarılı olacağını ben cidden anlamakta zorluk çekiyorum. Orta Doğu'da belli başkentler vardır, belli merkezler vardır. Sevgili nebi tarihçiler bunu daha iyi bilirler ve sıkça dile getiriyorlar benim konuştuğum tarihçiler. Ankara, işte Türkiye, Tahran, İran, Bağdat ve Şam. Yani o bölgede bir devlet veya devletimsi veya devletçik veya böyle bir uydu merkez yaratmak, bunu işlevsel kılmak, bu dört merkeze rağmen bunu kılmak, bunu geçerli kılmak geçmişte hiç olmamış, gerçekleşmemiş sevgili Nebi. Yani bunu tarihçiler söylüyor. Geçmişe bakmadan geleceğinizi kuramazsınız diye meşhur sözler var tarihçilerin. Şimdi geçmişe bakarsanız böyle bir yapı oluşturulması mümkün değil, olmamış. Gelecekte de ben çok zor görüyorum. Türkiye'ye rağmen, İran'a, Bağdat'a, Şam'a rağmen, yani bu kültürel ve uygarlık merkezlerine rağmen orada bir böyle bir istenmeyen bir yapı, bu dört merkezin istemediği bir yapıyı kurmak, oluşturmak tarihe bakınca pek akıl kârı gelmiyor. Dört merkezin istemediği yapı dediniz ama mesela ben şu Suriye rejimini soracaktım tam bu noktada. Rusya nerede? Böyle bir güvenli bölgeye büyük ihtimal Suriye rejimi karşı çıkacaktır. Hatta Türkiye suçlayan ifadeler de var. Yine uluslararası politikada bu ifadeler dolaşıyordur. Hatta o harekatlarda da benzer ifadeler vardı. İşgalci olmakla suçlandı Türkiye. Orada kalıcı olacağı yönünde de iddialar ve karalamalar vardı. Peki burada Suriye rejimi nasıl bir tavır alacak? Onun ve Rusya'nın bir etkisi olur mu güvenli bölge meselesinde? Şimdi orada bir güvenli bölge Rusya ve Şam rejimi, Esad rejimi devlet olmanın gerektirdiği bir refleksle istemeyecektir. Yani Şam buna karşı çıkacaktır. Bu karşı çıkmanın en önemli nedeni de Türkiye'nin kendisiyle diplomatik ilişki kurmamasıdır, tanımamasıdır. Hı hı. Bu kategoriktir. Şam'ın karşı çıkması kategoriktir. Yani kendi toprağına farklı bir ülkenin asker göndermesine kategorik olarak ülkeler o bölgeyi kontrol edemezlerse bile, etme güçleri yoksa bile karşı çıkarlar. Çünkü orası teorik olarak Suriye toprağı. Hı hı. Fırat'ın doğusundaki o harekat bölgesi. Evet. Suriye toprağı. Suriye o bölgede şu anda tanınan bir devlet. Yani kontrol edememesine rağmen tanınan devlet olduğu için kategorik olarak o harekata karşı çıkacaktır. Amerika'nın Fırat'ın doğusundaki, Membiç'teki farklı varlığına da karşı çıkıyor Suriye. Ama bir anlam ifade ediyor mu? Etmiyor. Rusya o bölgeye karşı çıkabilir mi? Rusya ile de çıkar, karşı çıkar ama bu o da bir kategorik karşı çıkış olur. Onun ötesine geçmez. Çünkü Rusya ile Amerika arasında Suriye için Fırat'ın doğusu ve batısı konu, işte batısında sen, doğusunda ben varım gibi bir zımni bir anlaşma var. Bu uygulamaya çok bariz yansıyor. Fırat'ın doğusundaki hava sahasını Rusya'nın sağladığı destekle Şam rejimi kontrol ediyor ama doğusundaki hava sahasını Amerika kontrol ediyor. Batısındaki hava sahasını Rus desteğiyle Şam rejimi kontrol ediyor. Hani bu bölünmüşlük varken, bu zımni kabullenme varken Rusya'nın oradaki harekata, güvenli bölgeye itiraz etmeleri dediğim gibi şeklen bir itiraz olur. İçerik olarak hiçbir müdahale, hiçbir etki olmaz. Ancak istihbarat örgütleri aracılığıyla belki bazı örgütlere destek vermek veya temas kurmak o şekilde olur. Yoksa o bölge zaten Amerikan bölgesi olarak kabul ediliyor. Peki Sayın Eş, biz bu güvenli bölgeyi niye kuruyoruz? Biraz bunu açalım. Hep güvenli bölge diyoruz ama içerisinde kimler olacak, ne olacak? Burada boş bir alan olmayacak tabii. Burada çadırlar mı olacak, kamp alanları mı olacak, yoksa bir yaşam alanı mı yaratılacak? Ki öyle olacaksa oldukça zahmetli ve uzun sürecek bir süreç olacak. Şimdi biz bu güvenli bölgeyi kurmak istememizin iki tane nedeni var sevgili Nebi. Birincisi, en önceliklisi şu. O bölgede bir PKK destekli YPG yapılanması var ve bu yapılanma Türkiye açıkladı.
Milli Güvenlik Kurulu düzeyinde, Cumhurbaşkanı düzeyinde defalarca açıklandı. Beka sorunu. Hı hı. Yani varlık yokluk sorunu. O orada öyle bir yapı varsa Türkiye kendisinin varlığının tehdit altında olduğunu hissediyor. Böyle bir hissiyata sahip. Devletlerin böyle hissiyatları olur. İşte El-Kaide nasıl Amerika Birleşik Devletleri için böyle bir konumdaysa veya farklı terör örgütleri, işte Hizbullah İsrail için nasıl böyle bir konumdaysa Türkiye'de kendine göre, kendine özgü bu benim için risktir, varlık riskidir diye açıklama yapıyor. Dolayısıyla oradaki o riske uzun süre Türkiye tahammül etmez. Zaten bunun emarelerini de aylardır veriyor Türkiye her düzeyde açıklamalarla. Bu birinci boyutu, orayı kendisi açısından güvenli hale getirmek istiyor. İkinci boyutu göçmen. Yani Suriye'deki karışıklık, yaşanan istikrarsızlık nedeniyle Türkiye'ye 3.7 milyon Suriyeli gelmiş durumda. Şu anda Türkiye'de o düzeyde insan barınıyor. Bunların barındıkları bölgelerde çok ciddi bir demografik sorun yaşanıyor. Örneğin Urfa'da. Akçakale, Ceylanpınar ilçelerinin karşıları, işte Tel Abyad, Resulayn. Bu bölgede YPG'nin kontrol etmesinden sonra bu bölgedeki yerleşik Arapların hemen hemen tamamı Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geçmek zorunda kaldı. Şimdi bu insanları Türkiye tekrar topraklarına geri göndermek istiyor. Çünkü çok ciddi bir maliyet çıkarıyor Türkiye açısından. Keza işte yüz binlerle ifade edilen, gene 500 binler düzeyinde olan bir o bölgeden gelmiş gene bir Kürt göçmen var. Yani YPG orada bütün Kürtleri aslında temsil etmiyor. Yani bunu herkes biliyor. Bunu Türkiye'de biliyor, Almanya'da biliyor, Amerika'da biliyor, İran'da biliyor, Rusya'da. Herkes biliyor. Yani YPG'nin belli bir ideolojisi var, belli bir duruşu var. İlişkileri var. Şam rejimiyle, Amerika'yla işte belli, İran'la temasları var. Hepsiyle. Ama orada kendisiyle ayrı düşünmeyen, uymayan aşiretler var. Bu hep böyle. O bölgede oldum olası işte Türkiye'nin güneydoğusunda olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi, Suriye'de de oldum olası PKK orijinli örgütlerle ayrı düşen aşiretler, gruplar var. Yani bu gerçek. Onlar otomatik olarak Türkiye'ye göçmek zorunda kaldı oradaki YPG kontrolü nedeniyle. Şimdi bu ortada dururken Türkiye'ye sen bunları kabullen gibi bir şey mantıkla yaklaşmak doğru değil. Onların ülkelerine geçmesi lazım. Kendi mukim oldukları bölgelerde ikamet etmeleri lazım. Türkiye bunu istiyor. Türkiye ayrıca şunu da istiyor. Hani bu bölge Suriye toprağı. Evet, yani sınırın güneyi Suriye toprağı. Türkiye'deki göçmenlerin artık Suriye'ye geri gönderilmesini istiyor. Bunun için de oradaki oluşturulacak güvenlik bölge, işte sonradan adı Barış Koridoru olarak dile getiriliyor şimdilerde. O bölgeye Türkiye'dense o bölgede yaşamalarını istiyor. Çünkü dediğim gibi başta Türkiye'ye çok ciddi maliyet geliyor bu yüzden. O zaman hem Türkiye için güvenli bölge hem de Suriyeliler için güvenli bölge diyoruz. Tabii kendi ülkesinde yaşasın. Yani işte İdlib'de yaşayan Suriyelilerin tamamı İdlib bölgesinde kalanlar değil. Diğer bölgelerden kaçıp İdlib'e sığınmış insanlar, hı hı, yarısından fazlası. Yani Suriye'nin diğer bölgesinden gelen insanlar İdlib'de yaşayabiliyorsa, Suriye'nin diğer bölgesinden Türkiye'ye gelen insanlar da Fırat Kalkanı bölgesinde, Afrin bölgesinde veya oluşturulacak bu güvenli bölgesinde niye yaşamasınlar? Yani bizim insanlarımız Ağrılısı kalkıp İstanbul'da yaşayabiliyorsa, Konyalısı Ankara'da yaşayabiliyorsa, bunun gibi bir iç bir nüfus hareketliliği olabilir en fazla. Sayın Eş, bir, Türkiye'de yaşayan göçmenler burada bir hayat kurdular. Çoğunun çocukları burada doğdu. Çoğu iş yeri açtı, çoğu çalışıyor. Yani burada bir hayat sağladılar. Göndermek kolay olacak mı? Göndermek belki dünya arenasında, dünya ölçeğinde biraz böyle göçmen karşıtı bir politika yürütmüş gibi mi olacak? İkincisi, oraya ne kuracağız biz? Tabii sadece kamp alanı, bir çadır kurmayacağız. Bunun altyapısı var. Eğitim, sağlık tesisleri olacak. Bir yaşam alanı oluşturulacak. Bunların maliyeti nasıl karşılanacak? Şimdi bakın sevgili Nebi, Türkiye bölgede bunun örneklerini gösterdi. Kimse aklına bile getirmek istiyor, istemiyor. Dikkate bile almak istemiyor. Afrin, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi. Evet. Yani
Orada bir sorun var mı? Ya, tamam, asayiş sorunları oluyor. Yani olmasız da Türkiye'de asayiş sorunları oluyor. Orada da olabilir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Dünyanın her yerinde olabiliyor. Ama o bölgeye hastane yaptı Türkiye. Okul yaptı. Yol yapıyor. O bölgeyi belli bir güvenliğini sağladı. İşte bazı örgütlerin saldırılarının dışında Türkiye orada yerleşimi sağladı. Yani Türkiye iddialı bu konuda. Diyor ki Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgede ben aynı olanakları sağlarım diyor. Nüfus ayrımı yapmadan sağlarım diyor. İşte Afrin'de nüfusun ağırlıklı kesimi Kürt kökenli insanlardan oluşuyor. Kürtlerden oluşuyor. Yani o bölgede yaptıysam ben bunu diyor, Fırat'ın doğusundaki oluşturulacak güvenli bölgede de yaparım diyor. Yaptım, gene yaparım diyor. Örnek gösteriyor. Ama kimse bunu ciddiye almak istemiyor. Çünkü onların politikalarına yakın değil. Hitap etmiyor onlara. Yani bu sorunu Türkiye kendi çapında çözüyor. Yani ekonomik gücü diğer ülkelerle kıyaslanamayacak kadar olsa da çözüyor. Yani bu konuda sorun çıkacağını sanmıyorum. Ama tabii şöyle de bir şey var sevgili Nebi, bu devlet yetkililerinin dile getirdiği bir konu. Çok açıklıkla söylüyorlar. Türkiye'deki bu Suriyeli nüfusun tamamının Suriye'ye dönmesini zaten kimse beklemiyor. Bizim devletimiz de bunu beklemiyor. Burada beklentiler şu, %65-70 oranında insanların kendi ülkesine dönmek istediklerini, yani anketler yapılıyor Suriyelilerle, dönmek ister misiniz? Onlar da memnun değiller burada olmaktan. Yani %65-70 çünkü düzeyinde insanlar kendi ülkesine dönmek istiyor. Bunu İçişleri Bakanlığı rahatlıkla söylüyor yani. Bu tür istatistikleri sürekli anketleri yapıyorlar İçişleri Bakanlığı'na ve bu insanlar dönmek istiyor. Aslında o kalmak isteyen %30-35'lik kesim de bunlar da zaten Türkiye ile entegre olmuş, halen entegre olmuş insanlar. Türk ekonomisine katkısı olan insanlar. O nüfus gitse Türkiye'nin istemeyeceği bir pozisyon oluşmuş durumda aslında. Onun için bu eğer geri gidiş sağlanabilirse, göçmenlerin ülkesine dönüşü sağlanırsa o dengenin kurulacağı çok açık. Yani bu göçmen karşıtlığına işi tabii hiç girmiyorum. O başka bir konu. O benim hiç onaylamadığım Suriyeliler ülkesine dönsün, gitsin savaşsın, kendi ülkesini kurtarsın. Yani ben o konuya açıkçası pek sıcak bakmıyorum. Biraz çünkü vicdansızca bir bakış gibi sanki. Tabii yani şimdi Türkiye'de belli yani bölgede çatışmalar var. İşte terörle mücadele var. Biz topyekun hepimiz oraya gidip savaşıyor muyuz? Hayır. Bizim bir ordumuz var. Bu işlemi yapan insanlarımız var, kurumlarımız var. Hani şimdi Suriyelilerde çoluk çocuk, kadın, erkek hadi gidin savaşın, kendi ülkenizi kurtarın, ülkenizi kurun. Açıkçası pek insani bulmuyorum ben. Sayın Eş, peki son birkaç dakikamız daha vardı. S-400 meselesi bunun neresinde? Bu mutabakatı biz vardık ama S-400 yaptırım oldu, olacak derken, konuşurken şu oldu, bu oldu. Şu an sakin bir seyir var. Bana şahsen ilginç gelen bir seyir mesela bu. Trump'ın açıklamaları çok enteresan tabii bu noktada. Yaptırım uygulanmaması noktasında. Onu burayla bağlantılı tutabilir miyiz? Kesinlikle sevgili Nebi. Seninle daha önce hatırlarsan geçmişte yaptığımız gene bu konuşmalarda bunu bir nebze dile getirmeye çalışmıştım. Türk-Amerikan ilişkilerinin şu anda yaşadığı en büyük sorun Fırat'ın doğusundaki Türkiye'nin algıladığı tehdittir. Hı hı. Eğer bu sorunu bir çözüm yoluna koyarsanız, sokarsanız Türkiye ile Amerika arasında yaşanan S-400 sorunu daha hafif kalır ve daha kolay çözüm yoluna girer. Şimdi biz ilk parti teslimatı aldık. Türkiye aldı. Mürted üssünde bunları ne zaman aktive edecek? Bu 2020'yi geçer. Yani 2020 ortalarını geçer. Öyle bir takvimlendirme yanlış olmaz. Ama biz eğer Amerika ile Fırat'ın doğusunda anlaşırsak diğer sorunların çok basit çözümlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü temel sorun orası. Oradaki durum. Türkiye şunu yaptı. Terörle mücadelesinin tarihi boyunca yapmadığını yaptı ve Irak'ın kuzeyinde çok ciddi bir derinlik kazanan harekat yaptı. O harekattan sonra Türkiye içindeki terör hareketliliği minimum düzeye inmiş durumda. Yani bölgedeki aşiretlerle, yerel kaynaklarla oradaki konuştuğumuzda
insanlar çok rahatlıkla alan hakimiyetinin çok bariz bir şekilde güvenlik güçlerine geçtiğini söylüyorlar. Bunu değerlendiriyorlar. Gene Kuzey Irak'ın belli bölgelerinde militanların, örgütün sızma güzergahlarında alınan önlemler ve oradaki konuşlanması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'ye yönelik sızmayı çok ciddi düzeyde azaltmış durumda. Türkiye içindeki militanların artık iki kişilik gruplar halinde arazide dolaşmaya çalıştıklarını işte harekatlardan anlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıkladığı verilerden anlıyoruz. Bu orada o boyutuyla çok ciddi bir baskılanma sağlanmış durumda. Ama işte terör örgütünün Suriye uzantısı olarak devletin gördüğü bölüm Fırat'ın doğusunda Türkiye için birinci sorun oradaki güvenlik sorunu. Yani Türkiye'nin öyle çok ciddi bölgesel hedefleri ben olduğunu sanmıyorum. Türkiye kendi güvenliğini önceleyen bir ülke pozisyonunda ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Sayın Eş, çok teşekkürler. Ben tekrar teşekkür konuşuruz galiba güvenli bölge meselesini. Bakalım varılan mutabakat ne olacak, derinlik ne olacak. Çok sağ olun, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, teşekkürler. Sayın seyirciler, konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sertaç Eşti. Konumuz da güvenli bölge meselesiydi ve devamında değindiğimiz nokta S-400 bağlamında birkaç detaydı. Sayın Eş bölgeden bahsetti. Bakalım mutabakat nasıl ilerleyecek? Derinlik meselesi nasıl çözülecek? Bunları takip ediyor olacağız. Bizler biraz daha buradayız. Paylaşacağımız haberler var. Onlarla devam edeceğiz.